Tabikün en çok ziyaret edilen haber sitesi. Karabüknethaber.com. Özellikle Avrupa ekonomisindeki yavaşlamayla birlikte yakın coğrafyamızda yaşanan jeopolitik gelişmeler, dünya çelik sektöründe kapasite fazlalıkları, döviz kurlarında yaşanan dalgalanmalar, ithalat artışları ve çelik fiyatlarındaki düşüşle birlikte Türkiye çelik sektörü dünya sıralamasındaki yerini korusa da %9.6 oranındaki düşüşle 2019 yılında en fazla üretim kaybı yaşayan ülkelerin başında yer aldı. 2019'un son çeyreğinde başlayan tüketimdeki artışın ivmelenerek yeni yılda da devam etmesini beklerken yaşanan pandemi süreci ile yeni bir belirsizlikle beraberinde geldi. 2020'nin ilk yarı üretim rakamları bize çelik sektöründeki küçülmenin devam ettiğini gösteriyor. Değerli ortaklarımız, Kardemir olarak yönetimimizin ana hedefi gerçekleştirdiğimiz yatırımlarla ölçek ekonomisine uygun bir büyüme sağlamak, artan üretim hacmini devletimizin de büyük önem verdiği savunma sanayi, yerli otomotiv sanayi ve demiryolu ekipmanları başta olmak üzere katma değeri yüksek ürünlere kaydırmak, verimliliklerimizi artırarak maksimum ürün ve hizmet kalitesi ile karlılığı yakalamak, çevresel ve sosyal gereksinimleri tam anlamıyla karşılamak ve elde edilen değerle başta çalışanlarımız olmak üzere tüm paydaşlarımızın memnuniyetini ve mutluluğunu sağlamaktır. Bugün için 2,5 milyon tonlara ulaşmış üretimlerimizi 3,5 milyon tona taşıyacak olan yatırımlarımızı da hızla tamamlayacağız. Böylelikle hem katma değeri yüksek ürün çeşitliliğimizi artırma hem de piyasa beklentilerini daha yüksek karşılama imkanı bulacak ve şirketimizin rekabet gücünü artıracağız. Tüm bunları yaparken de çevre yatırımlarımızı tamamlamış, çevreye saygılı Yeşil Kardemir hedefine ulaşacağız. Bu hedefe yürürken Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerimizin katkıları da tabii ki yadsınamaz. Kendilerine özellikle teşekkür ediyorum. Değerli ortaklarımız, salgın hastalıklar binlerce insanın hayatını kaybetmesine neden olurken, yaşandığı dönemin tarihsel süreçlerini değiştirmiş, sosyal ve ekonomik yeni bir düzeni beraberinde getirmiştir. Tarihin en ölümcül salgılarından biri olan vebadan milyonlarca insan hayatını kaybetmiş ama insanlık yaşanan hastalıkla birlikte yeni bir yaşam biçimi, yeni bir ekonomi düzeni kurmuştur. Bugün de benzer bir değişim süreci yaşıyoruz. Kısa süre içerisinde online toplantılara alıştık. Birçok faaliyet sanal ortamlara taşındı bile. Bu değişim belki de yeni bir endüstri devriminin habercisidir. Yazılım dünyası çok hızlı ve büyük gelişimlere gebe. Kardemir de bu dijital değişim sürecini geçtiğimiz yılın ikinci yarısında başlatmıştı. Görünen o ki yeni dönem tüm süreçleri daha çok dijital dünyaya taşıyacak, daha hızlı ve esnek üretim yapısına sahip olanların rekabet güçleri o oranda daha fazla olacaktır. Bu bağlamda bu sene başlattığımız ve yıl sonunda bitirme hedefi koyduğumuz SAP 4HANA projesine büyük önem veriyoruz. Gördüğüm kadarıyla yok.